Merhaba arkadaşlar. Tonguç Akademi'de bugün coğrafya dersinde volkanizma konusunu işleyeceğiz. Aa, volkan. Tanıyor musun volkanı Tonguç? Hocam volkan arkadaşım. Nereden Niye arkadaşım? onu işliyoruz şimdi? Evladım bu volkan Hocam bu ismini kadar alan... soğuk bir espri yaptığım için çok özür Yok dilerim yok. sana. Volkanlar sıcak olduğu için şimdi o espriyi halledeceğiz de. Volkanlar sıcak mı Şu yatıyor? alev alev böyle yerin altındaki derinliklerdeki magmanın yeryüzüne sokulmasına diyoruz. Tamam mı? Benim volkan da çok yakın bir arkadaşım hocam. Sokuluyor mu Çok. sana? Ya hayır yani volkan sıcak bir arkadaşımdır. Sıcak bir arkadaş değil mi? Şimdi volkanizma levha sınırlarının işte deprem alanlarının veyahut da fay hatlarının bulunduğu yerlerde kırıklı arazilerde görülüyor. Yani hareketli alanlarda görülüyor. Anladım Dolayısıyla niye? Çünkü hareketli olacak kırık olacak ki oradan volkanlar yani magma yeryüzüne çıkabilecek. Diğer türlü çıkamaz. O zaman volkanizma neymiş? Yer kabuğunun derinliklerinde sıcak halde bulunan magmanın bak böyle sarı sarı magma sıcak tamam mı? Sıcak halde bulunan magmanın yer kabuğu içine sokulması ya da dışarıya püskürmesi. Bak buradan da dışarıya püskürdüğünü düşünelim şöyle. Püskürüyor şu an. hocam. O volkan patlaması. Aynen volkan patlaması. Buna Duydum hocam evet bunları. yer kabuğun içine sokulması ya da dışarı püskürmesine biz volkanizma diyoruz. Volkanizma ne olduğunu anladık. Şimdi Anladım eğer volkanizma yerin derinliklerinde olursa yani burada olursa şu kısımda bak şöyle yerin derinlikleri ya burası. evet Burada hocam. olursa buna iç volkanizma diyoruz Tonguç. İç volkanizma. Tamam mı? Yani sen bunu göremiyorsun. Sen diyelim ki yeryüzünün dışındasın ya. Şurada dolaşıyorsun mesela. Buradan baktığında şurayı görebilir misin Tonguç bu yerin Yerin derinliği? altı hocam o. Aynen. Nasıl O göreyim? yüzden bunu göremiyorsun. Magmanın yer kabuğunun içine sokulmasına iç volkanizma diyoruz. Dış volkanizma ise dışarıda göreceğimiz o lavlar, kraterler, kalderalar, sönmüş volkanlar ya da aktif volkanlarda dış volkanizma olacak. Anlaşıldı mı Tonguç? Anlamıyorum. Yeryüzüne çıkması şuralarda dış volkanizma o zaman. Şöyle dış volkanizma yazalım. Dış Yani o tepe şeklinde gördüğümüz, dağ şeklinde gördüklerimiz dış volkanizma. aynen. Normalde burası belki bir Yerin düzlüktü. altında olup da hiç farkında olmadıklarımız. İç volkanizma. İç Tamam. volkanizma. Şimdi burada şu çok önemli Tonguç. Bak burada bir yerin altındaki magma buraya böyle çıkıveriyor. Burası sanki neye benziyor? Bir bacaya benzemiyor mu Tonguç? Ha, evet hocam. Aynen. O zaman buna biz volkan bacası diyeceğiz Tonguç. Volkan bacası. Hani evlerde Ha. baca vardır ya. Dumanın çıkması için. Aynen. Burada da magmanın yeryüzüne ulaşması için, çıkması için volkan bacası var. Ve dikkat etsen burada bir şekil var. Bu sence küre şeklinde mi, koni şeklinde mi Tonguç? Bence koni şeklinde hocam. Mükemmel bir zeka sahipsin. İşte burası da Tonguç'um. Bu koni şeklindeki yerde volkan konisi. Tamam mı dostum? Allah Allah. Volkan koni. Allah Allah değil mi? Koni şeklinde. Bu belki burası bir düzlüktü. Zamanla işte volkanın magmaları oraya birike tüfler, kraterler birike belki burada bir koni şekli oluşturdu. Ama burada kesin olan bir şey varsa her şey son derece belli. Koni şeklinde volkan konisi. Baca şeklinde volkan bacası. Şu ana kadar bir sıkıntı var mı Tonguç? Yok hocam her şey zaten şekliyle Aynen. Şimdi bak adlandırılıyor. burada böyle küller var. Bunlar sence ne olabilir Tonguç? Bunlar da kül. Volkan külü. Diyebilir miyiz bunlara Ha, Tonguç? Evet. püskürtülen şeyler. Küller var. Bunlar da volkan. Şöyle A'yı gene belli edelim. Külü. Burada da bir sıkıntı var mı? Yok. Yok hocam Sana çok bunu basit. okul yazılısında ya da deneme sınavlarında böyle külleri gösterip burada ne var? Burada bu nedir diye sorabilir. Sen hemen diyeceksin ki bu volkan konisi. Bu da volkan külü. Şimdi burada bir şey daha dikkatini çekti mi Tonguç? Bak burada böyle akan şeyler var. Yok sıcak sıcak görüyor musun? Aa Akıyor. evet hocam. Bunlar ne olabilir sence? Lavlar, volkan lavlar. Mükemmelsin Tonguç. O zaman bu akıcı olan şeyleri de biz love diyoruz. Sıkıntı var mı Tonguç? Love, I love you derken de söylüyoruz hocam. Aynen Tonguç. I love you. O da böyle aşkı ateşli bir şekilde sevmekten geliyor. Tamam mı? Çok Hocam seviyorum seni. ben bunu her gün 10 defa söylüyorum. Kimlere söylüyorsun Tonguç? Çeşitli insanlara. Evet. Ama hocam bir tanesi daha geri I love you me too too demedi demedi mi? hocam. Me too demedi. Anladım Tonguç. Zor bir durum. Gerçekten senin yerinde olmak istemezdim. Herkes şey diyor hocam. Goodbye mı diyor? Go away diyor. Go away ne demek bilmiyorum hocam. Go away belki demek diyelim Ha şimdi. belki de. Aa Ha çok iyi belki. hocam. Moralin O bozulmasın diye öyle zaman ben tercüme bir daha edelim. söylesem olur herhalde. Aynen biraz daha ısrar edersen olabilir demek istiyorlar Tonguç. Bir de sen niye yabancılara gidiyorsun Tonguç? Türklere gitsene belki Türkler Ya seni... gitme açısından. Hocam ben Türklere de I love you diyorum çünkü daha karizmatik gözüküyorum. Ha, ama yine aynı sonuç bir şey çıkmıyor diyorsun. Gene go away mi diyorlar Tonguç? Yine hocam patlıyorlar bana. Şimdi bak burada sana benzeyen bir şey var. Bu ne biliyor musun? Bak yerin altındaki lavlar böyle yeryüzüne ulaştı ya Tonguç. Bazıları ise ulaşamıyor. Burada bir parazitlik yapıyor. Anlaşıldı mı? Ben parazit miyim hocam? Yani mesela estağfurullah. Bu volkan bacasından çıkan lav burada ulaşmış. Volkan külü yapmış. Lavlarını akıtmış. Dış volkanizma oluşturmuş. Volkan konisi oluşturmuş. Bu ise oluşturamamış. Bak burada oluşan şeye biz Yancı. parazit, yancı yani parazit konu diyoruz. Bak buraya yazayım şunun olduğunu. Tabii hocam. Pa ra zit koni. Tamam mı Tonguç? Burası Tamam anlaşıldı hocam, mı? aldım.
Sonra burada... Ama orada çıkmıyor mu yeryüzüne hocam? Çıkamıyor. Orada kalmış. Parasit küçük bir koloni oluşturmuş. He. Yani tam anlamıyla bir lavlar oluşturamamış. Burada aynı zamanda Tonguç şuralarda böyle küller var. Demiştik ya volkan külü. Aynı zamanda böyle toz halinde şöyle tozlar var. Bak şöyle renklerini şöyle şöyle göstereyim. Burada kahverenginin üzerine yapınca belli olmadı. Evet hocam. Bunlar da Tonguç'um, bunları da biz tüf diyoruz. Tüf. Tüf. Bu ne biçim bir şey ya? Dış püskürme sonrasında yani lavlar püskürdükten sonra soğuyaraktan toz bulutu oluşturması tüf oluşturmasını sağlıyor. Anlaştık mı Tonguç? Anladım hocam. Tüf. Of ne konuymuş bu ya. Ama şu anda bir sıkıntı yok değil mi Tonguç? Hatta burada biraz daha sana bilgiler vermek istiyorum. Madem ne konuymuş dedin, çok sevdiğini söylüyorsun madem bu konuyu. Bak burada yerin derinliklerinden çıkan lavların yerin derinliklerinde soğumasıyla burada mesela batolit oluşuyor. Tamam mı Tonguç? O ne hocam ya? Batolit. Batolit diye arkadaşın var mı Tonguç? Hocam batolit diye bir arkadaşım yok da. Hatta bunlar mantar şeklinde oluşursa bak bu da sana benziyor. Lokolit oluşuyor. Lokolit. Batolit ve lokolit. Güzel şeyler bence. Sevmedin mi Tonguç bunları? Loko güzelmiş ama. Loko güzel. Aynen. Lokolit bu mağmanın, lavların yerin derinliklerine soğumasıyla oluşuyor. Batuhan diye bir arkadaşım var. Batuhan'dan aklıma gelsin. Aynen. Batuhan, batolit. Lokman diye arkadaşına lokolit olsun. Lokolit. Aynen. Lokolit. Anlaştık mı Tonguç? Bunların hepsi yerin altında değil mi hocam? Aynen. Yerin derinliklerinde mağmanın soğumasıyla oluşuyor. Bunlara ne ihtiyacımız var hocam? Elhan'ım diyelim ki bir mağma gezisine gittin veya bir volkan gezisine gittin. Orada mağma gezisi mi? Yerin derinliklerine indin mesela geziyorsun böyle lavların içerisinde. O sırada bu ne diye baktığın zaman hemen diyeceksin ki öyle o sırada yanıyorsun. Ya göremeyiz ki yerin altında bunlar. Olsun yerin derinliklerine bazen gezi yapıyorlar ya Tonguç'un böyle mağaralar falan. Böyle çok daha derinliklere gidersen gerçi yanarsın ama. Orada hava atabilirim ama hocam bunu burası nereden kullanacağım ya? Yok bunlar okul yazılısında neyse. Diğer adayları geçmen için öğrettiğimiz bilgiler. Bunlar önemli bilgiler Tonguç'um. Şimdi burada yine sınavlarda sorulan bir şey söyleyeceğim. Şimdi Yanardağ'ın tepesinde, şurası volkan değil mi Tonguç? Evet. Yanardağ'ın tepe kısmındaki baca şeklindeki çukurluğa, bak şöyle baca şeklinde bir çukurluk olsun. Şöyle yapalım. Şöyle çukurluğa. Biz ne diyoruz biliyor musun Tonguç? Biz buna krater diyoruz. Şu çıkıştaki çukur. Aydaki kraterler gibi. Aynen çukur krater. Şurada ben biraz daha büyüğünü göstermiş oldum sana anlatabildim mi? Volkan krateri. Aynen volkan krateri. Bu buradan çıktı böyle dağın tepesinde. Burada bir çukurluk oluşturdu. Buna krater diyoruz. Volkanların tepe kısmının çökmesiyle veya patlayarak parçalanmasıyla oluşan büyük çukurluğa da kaldera diyoruz olmuş. Demek ki krater küçük, kaldera biraz daha ona göre büyük. Anlaşıldı mı? Büyük harfle yazdınız. Şimdi zaten daha iyi anlamış oldun öyle değil mi? Şimdi bir şey daha var Tonguç. Onu da söylüyorum ve dersimizi bitiriyoruz artık. Şimdi bak krater neydi? Yanardağ'ın tepe kısmındaki baca şeklindeki çukurluktu. Delikti çukurlar. Zaten aydaki kraterlerden de hatırladın. Şimdi Tonguç bir de şöyle bir şey var. Kaldera daha büyük çukurluklardı öyle değil mi? Şimdi volkanik alanlarda sıkışan gazlar. Şurada gazlar yok mu Tonguç? Evet İçinde gazlar var. Nasıl lavlar yeryüzüne ulaşıyorsa bazı gazlar yeryüzüne ulaşamıyor. Hatta bunlar geyser adı verilen kaynaklara sebep oluyor. Sıcak su kaynaklarına sebep oluyor. Bunu söylemiştik püskürerek çıkan. Şimdi volkanik alanlarda sıkışan gazların üstündeki kütleyi patlatması. Şimdi burada gaz sıkıştı ama üstünde neler var? Taşlar, topraklar var, bir kütle var. Bu kütleyi patlatmasıyla da çukurlar oluşuyor. Bunlara da mağar deniyoruz. Mağar. Mağar mı? Evet, bunu yazamadım. Mağarı. Şöyle çukur gibi yazayım derken kötü oldu. Mağar. Parantezde bir daha okunuşunu yazıyorum. M ile mi yazılıyor hocam? Evet, M ile yazılıyor. Mağar. Burası garip oldu değil mi? Burası bir evet. Tamam. Burada benim anlatmak istediğim şey şu. Mağar neymiş? Yeryüzünün derinliklerindeki gazlar patlaması. Sıkışıyor, patlıyor ve üstünde kütlede çukur oluşturuyor. Buna da mağar diyoruz. Anladım şimdi Tonguç'um, Tonguç Akademikom'a üye oldu mu Tonguç? Olacağım hocam, daha olamadım henüz. Çünkü evladım, nasıl üye olmadın hala? Hemen şaka yapıyorum, tabii ki oldum hocam. Aynen, ücret ödedin peki? Yok hayır, ücretsiz. Zaten ücretsiz, harikasın. Twitter, Facebook ve Instagram'da da bizi takip ediyorsun ve ödüllü sorumuzun cevabını yolluyorsun Tonguç. Tamam hocam.